Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arka sıradakiler Fox TV için hazırlanan drama ve gençlik türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Hamdi Alkan üstlenmiştir. 30 Eylül 2007'de Fox TV'de yayına başlamıştır. Bülent Emin Yarar dizide Kemal Güngör karakterine hayat vermiştir. Bülent Emin Yarar veya Bülent Yarar, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, ayrıca da tiyatro yönetmenidir. Süper Baba'daki avukat rolüyle ve Reha Erdem filmlerindeki rolleriyle tanınmaktadır. Ankara'da doğan Yarar, küçüklüğünden itibaren ailesiyle birlikte sıkça tiyatro izlemeye gitmiştir. Ancak liseyi bitirene kadar tiyatroyla seyirci olmak dışında ilgilenmemiştir. Babasının keman çalmasının da etkisiyle müziğe meraklı olan Yarar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvar Şan bölümüne girmiştir. Yarar, tiyatro oyuncusu Bennu Yıldırımlar'la 1995'ten bu yana evlidir ve çiftin 1999 doğumlu Ada isminde bir kızları vardır. Halen Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümünde eğitmen olarak görevini sürdürmektedir. Bülent Çetin Aslan dizide Oktay Reis olarak yer almıştır. Bülent Çetin Aslan, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. 25 Mayıs 1974 Ankara doğumlu olan Bülent Çetin Aslan, oyunculuğun yanı sıra modellik de yapmıştır. İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Çetin Aslan, 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynamış, oyunculuk eğitimine Ayla Algan ile başlamıştır. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda eğitimine devam eden oyuncu, 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol almıştır. Ardından Melekler Adası ve Acı Hayat dizilerinde de rol almıştır. En son 2020 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz isimli dizide rol almıştır. Sinem Öztürk dizide Gamze Baran karakterini canlandırmıştır. Gözde Sinem Öztürk uslu, Türk oyuncu ve sunucudur. İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema bölümü mezunu olmuştur. Bugüne kadar 26 kısa metrajlı filmde oynamış ve 8 kısa film çekmiştir. 18 Nisan 2014 tarihinde final yapan ve ATV'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide Şükran karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT Türk'te yayınlanan Fikir Atölyesi isimli programda da sunuculuk yapmıştır. 2015'te Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandırmıştır. En son 2018 yılında Diriliş Ertuğrul isimli dizide rol almıştır. Barış Atay Mengüllü dizide Saffet Günaçar karakterine hayat vermiştir. Barış Atay Mengüllüoğlu Türk oyuncu ve siyasetçidir. 2018 yılından bu yana Türkiye İşçi Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır. 1981'de Almanya'da doğan Mengüllüoğlu, 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşamıştır. Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde lisans eğitimini almaya başlamış, ancak tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı öğreniminin son yılında okulu bırakmıştır. Barış Atay daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynamıştır. Ayrıca Kavuk ve Zincir Bozan adlı filmlerde de rol almıştır. 2018 Türkiye Genel Seçimleri ile Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı olmuştur. 24 Haziran 2018 seçimleri sonucuna göre de Hatay milletvekili seçilmiştir. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçmiş ve halen milletvekilliğine devam etmektedir. Fırat Çöloğlu dizide İbo olarak yer almıştır. Uzun bir süre Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nde yer almıştır. Daha sonra Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 1996'da Gurbetçiler isimli dizide Hakan karakterini canlandırmıştır. Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde canlandırdığı İbo karakteri ile popülerliği artmıştır. Daha sonra çeşitli dizi ve filmlerde yeniden yer almıştır. 2001'de Tatlı Hayat isimli dizide Samet karakterini canlandırmıştır. 2004'te ise Çocuklar Ne Olacak isimli dizide Çağlar karakteriyle kamera karşısına geçmiştir. 2010'da
Arka Sıradakiler isimli dizinin devamı niteliğinde olan Kemal Öğretmen isimli dizide İbo karakterini canlandırmıştır. Ve son olarak 2015'te ise Karaman'ın Oyunu isimli filmde yer almıştır. Deniz Sarıbaş dizide Sibel Kaleli karakterini canlandırmıştır. Deniz Sarıbaş 28 Haziran 1982 yılında İzmir'de doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. En son Babalar Diyar adlı dizinin senaryosuna katkıda bulunan Deniz Sarıbaş, 2006 yılında yayınlanan İlk Aşkım adlı dizinin senaryosunu İnan Güngören ve Sinan Biçici ile birlikte yazmıştır. 2007 yılında Birol Güven'in yazıp yönettiği Metropol Kafe'de sekreter rolünü oynayan Deniz Sarıbaş, ayrıca dizide yapım koordinatörlüğünde yapmıştır. Deniz Sarıbaş, 2014 yılında Kod Adı Reaksiyon dizisinde Avukat Zerrin karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Adem Uğur'un yönettiği Sera adlı korku filminde de yer almıştır. Son olarak da 2018 yılında Tufa Buluşma adlı yapımda yer almıştır. Sevda Dalgıç dizide Özge Özata karakterine hayat vermiştir. Sevda Dalgıç 23 Şubat 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Kültür Merkezi oyunculuk bölümünde 2 yıl eğitim almıştır. Henüz 23 yaşındayken oynadığı Arka Sıradakiler dizisiyle tanınan Sevda Dalgıç, televizyon ekranlarına ara vererek Alaçatı'da bir mekan işletmeye başlamıştır. Son olarak 2018 yılında ise Ceren Moray, Demet Evgar ve Nursel Köse'nin başrollerini paylaştığı Avlu dizisinin Trans Birey Bade rolüyle dahil olmuş ancak sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrılmıştır. Temmuz Karikutal dizide Yadigar Kutlu karakterini canlandırmıştır. Temmuz Karikutal Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. 27 Temmuz 1986 Aydın Kuyucak doğumlu olan Temmuz, oyunculuğun yanı sıra oyuncu menajerliği de yapmaktadır. Okul tiyatrolarında oyunculuğa başlamıştır. Büyükçekmece Muvahit Tiyatrosu'nda tiyatro oyunlarında rol alarak oyunculuğa devam ederken, Temmuz 2005 yılında Yağmur Zamanı adlı projeyle ilk televizyon dizisinde rol almıştır. 2007 yılında Binbir Gece dizisinde ve Anadolu Sigorta reklam filmlerinde başrol oynamıştır. 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda boynu kırılmış ve boynundan aşağısı felç olmuştur. Uzun süre tedavilerine devam eden Temmuz, doktorların imkansız dediği mucizeleri başarmış, yürüyemez dedikleri halde yürüyebilmiştir. Şu an halen oyuncu menajerliği yapmaktadır. Pelin Akil dizide Zehra Güngör karakterine hayat vermiştir. Pelin Akil, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynamıştır. Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT1'de yayınlanan 80'ler dizisinde Seçil karakterine can vermiştir. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde de yer almış ama 6. sezonda tekrar 80'ler dizisine dahil olmuştur. Şu an ikiz annesi olan Pelin Akil sadece dizilerde oynamamış, hala ve hem beyaz perdede hem de tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz.